Alpine 2024 aracı A524'ü tanıttı. Fransız takım devrim değil evrim dedi. Alpine'in yeni aracındaki öne çıkan detaylara birlikte göz atalım. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Alpine geçtiğimiz sezon getirmiş olduğu yeni ön kanatla beraber gridin en geniş ön burnuna sahip olan takımıydı. Açıkçası ben yeni araçta ön burnu tıpkı diğerleri gibi daha ince bir tasarıma geçeceklerini düşünürken Alpine daha fazla istedi ve ön burnunu ciddi anlamda yükseltti. Aslında ben bunu anlayabiliyorum. Çünkü Alpine'in geçen sezon en büyük eksiklikleri özellikle yüksek hızlı virajlardaki kabiliyetsizliğiydi. Aracın ön tarafı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyordu. Daha geniş bir ön burunla beraber ön taraftaki downforce'u arttırmayı hedefliyorlar. Ön kanata baktığımızda da çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ancak bu değişiklikler geçici olabilir. Yani testlerde biz bambaşka bir ön kanat tarafı görebiliriz. Ancak gösterdikleri tasarım biraz daha düşük downforce üzerineymiş gibi görünüyor. Aynı zaman takım ön tarafta süspansiyonlarda çok ciddi bir değişim yaptı ki bu videomuzun ana konusu biraz süspansiyonlar olacak. Alpine push rod sistemine devam ederken ön süspansiyona yeni bir kol getirdi ve bu yeni kolun niye oraya eklendiğini artık galiba çözdüm. 2022'de getirilen yeni kurallarla beraber öne çıkan Red Bull takımı herkesten daha farklı bir yöne gitmişti ve taban istikrarı demişti. Ferrari ve Mercedes aracı yere yakın yarıştırıp dalgalanma sorun yaşarken Red Bull daha stabil bir taban arıyordu. McLaren ve Red Bull yan yana koyduğumuzda iki takımın da push rod sistemini kullandığını ancak Red Bull'un push rod sisteminde bir kolun daha fazla olduğunu fark etmişsinizdir. Ve sanırım artık bunun niye böyle olduğunun farkına vardık. Red Bull takımı aracın öne veya arkaya yatmasını istemiyor ki süspansiyonlara buna anti-die ve anti-squat sistemi deniyor. Ve bu yeni getirmiş oldukları kolla beraber daha sert bir ön süspansiyon yapısıyla beraber aracın virajlarda öne adeta yığılmasını engelliyorlar. Alpine'de getirmiş olduğu yeni süspansiyon sistemiyle beraber artık her takımın ekstradan bir kol getirebileceğini düşünüyorum. Aslında buradaki hedef aracın öne veya arkaya yatmaması ve bu sayede tabana giden havanın sürekli olarak istikrarlı halde durması. Çünkü araç öne yattığında taban ile yer arasındaki mesafe azalıyor ve bu da havanın akışını değiştiriyor. Bu da haliyle takımların istemediği bir durum oluyor çünkü dengesizlikler oluşabiliyor. Bu konunun daha fazla detayına ilerleyen günlerde gireceğiz. Tabii birkaç takımı daha görmemiz lazım. Bu yalnızca benim teorim. Ancak Alpine'in ön süspansiyon yapısında değişikliğe gittiği açıkça gözüküyor. Öte yandan sidepodlara gittiğimizde ise Alpine beni şaşırttı. Tıpkı Red Bull gibi Alpine'in de ön tarafın alt kısmını uzatacağını ve bir kaydırak gibi aracın arka tarafını uzatacağını düşünmüştüm. Aslında sidepod'un yarığı konusunda biraz haklı çıktım çünkü Alpine'de tıpkı Red Bull gibi çift taban sistemi dediğimiz önceki videoda söylemiştim çok acayip bir şey değil. Yani yanlardaki sidepod'un altını bir yarı şeklinde arkadaki difüzöre ulaştırdığını görüyoruz. Özellikle sidepod'un içindeki yarıkların çok daha agresif hale geldiğini görüyoruz ki bu da bir Aston Martin yönü. Biz geçen sene Aston Martin'de bu agresif tarzı görmüştük ki diğer takımlarda McLaren'de ve şimdi Alpine'de bu tasarımı görüyoruz. Ancak dikkat çekmek istediğim bir başka konu var ki bununla alakalı henüz hiçbir yazı göremedim. Takipçilerimden Yiğit bana Twitter'da bir DM attı ve Alpine'in sidepod'unun iç kısmındaki o genişlik ne olabilir diye bir soru sordu. Açıkçası ben de bunu düşündüm ve buna tam bir cevap bulamadım açıkçası. Alpine sidepod'un monokoka bağlandığı bölüme ekstra bir yuva yapmış ve yani resmen F-Tact'ın bir farklı versiyonu gibi görünen bir çıkıntı oluşturmuş. Açıkçası bu çıkıntının niye olduğunu görmüyoruz ama bir teorim var. Teorim de şu. Alpine lansmanında motor kapağının üzerine hiçbir ızgara olmadığını gördük ve şimdi sidepod'un altında böyle bir çıkıntı gördük. Benim düşüncem şu. Alpine acaba orayı iç taraftan bölüp arkadaki ızgaraya gidecek bir hava yolu yaratmış olabilir mi? Bu sayede takım tıpkı Ferrari'nin S-Tac sistemindeki gibi ekstra bir şekilde arka tarafa hava göndermeyi hedefliyor olabilir ki takımın beam winglerinde çok agresif olduğunu görüyoruz. Bu kompetitörümü bir yana bırakırsak takımın egzozlar konusunda çok agresif bir yöne gittiğini görüyoruz ki bunu zaten her takımdan beklediğimi söylemiştim. Takım beam wing'de ve egzoz çıkıntılarına daha agresif bir yola giderek arka tarafı da daha iyi hale getirmeye çalıştı. Ancak arka taraftaki en büyük değişiklik bunlar değil. Evet yine süspansiyonları konuşacağız çünkü Alpine takımı arka süspansiyonun geometrisini tamamen değiştirdi. Takım halen daha push rod sistemini kullanmaya devam ediyor ancak geometri ciddi anlamda değişti. Takım patronunun yaptığı açıklamada iç tarafta çok farklı şeyler yaptıklarını ve aslında bunun suyun görünen kısmı olduğunu söyledi. Yine bir teoriye bakarsak Mercedes'ten çıkan haberler vites kutusunun küçültüldüğü üzerineydi. Alpine de bu yöne giderek Red Bull tarzında bir arka süspansiyona ulaşmış olabilir. Her takımda benzer bir şekilde arka süspansiyonların push rod olduğunu görebiliriz. Çünkü kazanan takımın arka süspansiyonları push rod. Alpine takımı bir önceki aracın biraz daha evrimleşmiş bir versiyonunu bizlere gösterdi. Zaten Alpine'in en büyük sorunu motor gücü. Alpine
geçtiğimiz sezon FIA'ya yaptığı başvuruda motor güçlerinin eşitlenmesi teklifinde bulunmuştu. Otoritelere göre Alpine'in motor gücü rakiplerinden yaklaşık 30 beygir eksik. Bu da takımın istedikleri kadar downforce ile yarışamaması anlamına gelir. Yani düzlüklerdeki eşitlere sorunları daha ince bir kanat, daha ince bir beamwing, daha ince bir ön kanat ile çözmeye çalışmaları aracın virajlardaki kabiliyetsizliğini arttırıyor olabilir. Zaten takım patronu yaptığı açıklamada yeni aracın biraz daha çalışma aralığını genişletmeye çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz sezonki Alpine aracı çok dar bir çalışma aralığına sahipmiş ve bu da takımın setup konusunda ciddi anlamda zorluyormuş ki zaten bunun bence ana sebebi motor gücünün eksikliği. Takım aynı zamanda fren soğutmasına çok daha iyi bir iş yaptıklarını söylüyor. Kışın çıkan haberlere baktığımızda Alpine'in motor tarafında özellikle yazılım konusunda ciddi bir gelişme kat ettiği söyleniyor. Bu da takımın özellikle ERS kullanımının verimliliğini arttırabilir. Geçen sezona baktığımızda Alpine'in en güçlü olduğu pist aslında Monaco'ydu. Monaco'da ne yok? Düzlük yok. Ve takımın mekanik yoltuş olarak da iyi olduğunu görüyoruz. En zayıf olduğu pistlere baktığımızda ise yüksek hızlı ve seri yön değiştirmeli pistler olduğunu görüyoruz. Takım ön tarafta yaptığı değişikliklerle beraber pilotlarına daha stabil bir ön taraf verebilirse bu sorunlarını çözebilir. Ancak ben Alpine'in 2024'te çok büyük bir ileriye adım atacağını beklemiyorum. Williams takımının yeni aracını gördükten sonra Alpine ile ilgili yorumlarım olacak, bazı tahminlerim var. Ancak onun için Williams'ın yeni aracının piste çıkmasını bekliyorum. Alpine'de yapılan değişiklikler bu kadardı. Sauber kadar büyük bir devrim olmadığını görüyoruz. Takım daha çok geçtiğimiz sezonki aracın üzerine bir şeyler koymuş. Aracın şasisinin daha iyi paketlendiği ve bu da takımın çalışma aralığını daha da fazla arttırdığı söyleniyor takım patronu tarafından. Alpine'in yeni aracına öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.